Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Hogsmeade severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, buradaki Chaos Chamber bölümünde benim kaydımda bir sıkıntı olmuş. O yüzden tekrardan kaydını alacağım ve go diyorum. Burada Weaver'ları elde ediyoruz. I was a lousy teacher, but he was the worst kind of student. Dim-witted, foolish, and too stubborn to focus on the fundamentals. That's why the Order paired us up. They sent their best and brightest to learn from other, more patient war mages. I got the bottom of the barrel. The joke's on them. Those brilliant young minds are dead, along with most of their masters. Slaughtered, trying to defend the rifts. The world is still doomed, of course. There aren't enough war mages left now. Though I laugh if the last one left standing is him. Aha! I've made contact with the Order's weavers on the far side of the rift. The weavers have read all the old books. They should be able to hook me up with magic goodies. Şimdi buradaki sinematik de aslında hani eğitmenimiz anlatıyor ve diyor ki ben diyor çok da iyi bir eğitmen değildim, biraz daha böyle tembeldim. Aynı zamanda fakat diyor o da öğrenciler içerisindeki en kötüsüydü. Yani temel içeriklere hiçbir zaman odaklanmaz, odağını veremez, anlattıklarımı anlamaz bir öğrenciydi. Ve akademik anlamda başarılı olan, işte akademide ordu içerisinde bir gelecek vaat eden öğrenciye daha sabırlı olan öğretmenlerin yanına gönderdiler. Yine de ben diyor hani hani kaderin oyununa gülerim. Çünkü bütün o War Mage'ler ve onların eğitmenleri Rift'leri defend ederken, onları savunurken öldüler. Dünya diyor yine de hapı yutmuş durumda ama yine de diyor hani bir şekilde benim bu çırağım en son hayatta kalan çırak olursa veya en son hayatta kalan War Mage olursa ben diyor bir gülerim bu duruma. Şimdi yukarıda bir bölgemiz var. Yine düşmanların mesela ilerleyeceği bir de bu kısım var. Yine düşmanlarımızın mesela geleceği kısım olarak. Amacımız şu. Buraya tuzaklar kuracağız. Burada özellikle düşmanları uzun bir koridor olması dolayısıyla burada tutabilmek istiyoruz. Yukarı kısmı ilk başta biz kendimiz halletmek niyetindeyiz. Weaver'lar ise şu arkadaşlar iki tane Weaver'ımız var ve her biri bir özel içerik sunuyor. Soldakini seçerseniz soldakinden, sağdakini seçerseniz sağdakine ilerlemek zorunda kalıyorsunuz. Ama içlerindeki bütün içerikleri alma imkanınız var, yeterli paranız varsa. Her bir içerik sağ üstünde işte 500, 1500 gibi değerlere sahip. Burada kritik olarak kullanabileceğiniz belli başlı içeriklerden bahsetmek istiyorum. Birincisi bu arkadaş düşmanları tuzaklarla öldürdüğünüzde %66 oranında daha fazla para kazanmanızı sağlıyor. İkincisi bu koymuş olduğumuz okçuların alev oklarına sahip olmasını sağlıyor. Dolayısıyla oklar daha fazla hasar vuruyor. Okçularımız daha etkili bir şekilde saldırma imkanı buluyor. Üçüncüsü bu. Eğer ki kesmeli biçmeli bir tuzak kurmuşsak bunların etkisini ve bunların vurduğu hasarı %50 oranında arttırıyor. Bu tarafta ise şu arkadaş bayağı başarılı. Kullandığımız büyülerin aslında mana, yani istediği ana mana miktarını %30 azaltıyor. Ve en alttaki içerik biraz daha kıymetli. Yani elimizdeki silahla, standart kullandığımız crossbowla düşmanları öldürdüğümüzde %5 daha fazla mana elde ediyoruz. Yani bu şekilde bunlardan faydalanma imkanımız var. İlk başta bunlara ben çok fazla şey yapmayacağım. Bel bağlamayacağım ama ilerleyen videolarda bunlardan aşırı sık bir şekilde faydalanacağız. Şimdi tuzaklarımızı alalım. Yavaşlatmak istiyoruz. Gerçi önce şöyle yapayım. Burada bu daha efektif olur diye düşünüyorum. Gerçi böyle yapsak daha iyi. Tık tık tık. Bunu aldık, onu aldık. Bir de şunu alabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ilk iş. Buraya bunlar donatın, vursun, aşağı fırlatsın. İkincisi, buradan çıkan arkadaşlar bir koridora takılsınlar istiyoruz. Ne bir zigzag çizdireceğiz. Ha, buna ittirir mi diye merak ediyorsanız şöyle bir etkileri var. Komple atıyorlar. Aa,
Bu sefer yukarıdan geliyorlar. Portaldan yukarı çıkıyorum. Şuraya en az bayağı geriye bir tane şey koyun. Okçu koyun. İkinci katta geriye bir okçu. Benzer şekilde burada da arkaya bir tane okçu koyun. Düşmanları bunlar biraz tutsunlar istiyoruz. Olur da geçen olursa. Özellikle bunlara karşı. Bu kurtlar koştura koştura gelip okçuları stunlayıp öldürüyorlar. Dolayısıyla biz bunu istemiyoruz. Aşağıdan bir tane geldi. Buradan da bir tane geliyor. Yukarıya benzer çıkıp tuzakları kurdum. Tekrar aşağı iniyorum. Aşağıya. Şuraya. Tam tepeye. Şunu koymak istiyorum. Burası sallansın ve düşman hasar vursun ama tam doğru noktaya koyamadım galiba. Aslında en zorlayan tarafı o uluyan kurtlar oluyor. O ulumayı durduğumuzda direkt gelecekler ve geldiklerinde bir şekilde onları aradan çıkarmamız lazım. Böyle dursam... Evet, oldum şu an. Buradaki okçu sayısını arttırmak istiyoruz. Benzer şekilde buraya da okçu ekleyeceğiz. Ulumayı duyduk yine, geliyorlar demektir. Dondurup peşine atarsanız zaaf edersiniz, daha fazla hasar vurursunuz. Bir tanesi de buradan geliyor arka tarafta, koştura koştura. Bunlar barikatları görmezden gelirler ya. Dümdüz yürüyerek buradan çıkar. Efendim ölünüz. Buraya bir tane daha tank kurmak istiyorum. Buradaki okçu sayımızı arttıralım. Tutarlar gibi hissediyorum.
pleasure. Süper. They'll like this one. Son miktarı kobold gönderecek bu şeyde, bu dalgada. Bizim işimize gelir. This way, Mr. Orc. Benim barikatın içerisinden yürüyerek geliyor yani. Hiç umur bile değil. Bir benzeri buradan gelecek. Bir tane aşağıya düşmüş ama ölmeyi reddetmiş bir düşmanımız var. Aşağıdaki düşmanı öldürmek için teleporttan gideceğim. Nereye düştün bakayım sen? Tam orada headshot vurduk. Süper. Yani kusura bakmayın, ben videonun kaydını almıştım ama yani mikrofonla alakalı sıkıntı olmuş. O yüzden tekrar çekmem gerekti. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.